Evet efendim 2015-2016 tarihleri arasında yayınlanan Güneş'in Kızları dizisinin genç oyuncuları İrem Helvacıoğlu, Hande Erçel, Burcu Özberk, Dilan Çiçek Deniz yıllar içinde öyle bir değişim geçirdiler ki anneleri Güneş görse o bile tanıyamaz. <gülüyor> <gülüyor> Mekanla tanıştıklarında henüz birer kız çocuğuydular. Hatta Güneş'in kızları ve arkadaşları olarak girdiler hayatımıza. Birkaç sene sonraysa... Endamın gözlerin yeter. Resmen gözümüzün önünde büyüdüler. Büyürken de bir hayli değiştiler. Merhaba. Selin. Ne güzel böyle değil mi? Üniversiteyle lise yan yana. Şey tanıştırayım. Babamın yeni eşinin kızı Selin. Başrollerini Emre Kınay ve Evrim Alasya'nın paylaştığı Güneş'in kızlarının genç yıldızlarından biri Hande Erçel'di. O zamanlar daha üniversiteliydi. Biraz kilolu, yüz hatları şimdiye göre biraz daha yayvan ama çokça sempatikti. 6 senede çok şey değişti. Hande Erçel bambaşka birine dönüştü. Kim der bu iki kız aynı diye. Başla bakalım zengin bebesi. Başlayalım esik. <laughs> Hande Erçel'in rol arkadaşını hemen tanıdınız değil mi? Evet evet doğru bildiniz. Kendisi İrem Helvacıoğlu. Hani geçtiğimiz günlerde bikinli pozlarıyla yürekleri hoplatan güzel oyuncu. O zamanlar saçları beline kadar uzunmuş. Daha yüzüne botoks değmemiş. Zamanın güzelleştirdikleri listesine girenlerden oldu İrem Helvacıoğlu da. Sen benden ayrıldığında ben mahvoldum. Her şeyi şimdi yaşadım ben. Güneşin diğer kızı Burcu Özberk'i unuttuk sandınız ama aklımızda. O simsiyah saçları, sürmeli gözleri nasıl unuturuz? Burcu Özberk yüzüne neşter değdirmedi ama botok sayesinde zamanı durdurdu, kaşları da hafif yukarı kaldırdı. Ancak fiziğinde değişen çok şey oldu. Aldığı kilolar ve silikon takviyesiyle kıvrımları daha da ortaya çıktı. Son yılların en gözde genç starlarından biri haline geldi. Ya kızım benim de şu an var ya heyecandan böyle kalbim patlayacak gibi. Ve son olarak Dilan Çiçek Deniz geliyor ekranlarımıza. 6 sene önce de ufak dokunuşlar yaptırmıştı yüzüne ama henüz göz kapaklarını toparlatmamış, göz altlarına müdahale ettirmemiş ve botoksu ahbaplığı ilerletmemişti. Ben kötü bir şey yapmadım. Yapmadım. Aferin. Dilan Çiçek Deniz o zamanlar da güzeldi ama şimdi diğer meslektaşları gibi o da bir afet oldu. Helvacıoğlu, Hande Erçel, Burcu Özberk, Dilan Çiçek Deniz bu dört isimden en çok kim değişmiş diye sorsak cevabınız ne olur? Sana da soralım. En çok kim değişmiş? Evet. evet. Ee, Valla Hande Erçel ile Dilan. Evet. Hande Erçel ve Dilan, Dilan. çiçek deniz evet. değişmiş diyorsun. Ben bence de aynı fikirdeyim. Ben sanırım sürü Burcu da çok değişmiş. Tamam ama şimdi en çok diyorsun ya en çok değişen. Tabii Dilan Hande. Çiçekteniz bence ya, Hande çok Hande 1, Dilan iki, burcu 3. İrem, yani İrem, İrem de çok az bir şey. İşleri falan yaptırmış sanki. Onun dışında ben evet. bir değişiklik görmedim İran Ben de, de görmedim çok fazla. Evet. Şu an. Hepsi evet, çok güzel. Şimdi İrem'e sorsan İrem dişini söyler. Dilan çiçeğe sorsan yüzünde hiç estetik yok. Büyümüş. Yaşı büyüyünce yüz değişiyormuş. Peki. Ha? Peki. Peki. Nasıl <laughs> peki, nasıl peki? Ama orada bir anlamlı peki geldi. Ay. Hiç estetik olduğunu kabul eden yok. Hiç. Ee, Hepsi doğal. Hepsi doğal. Sonra zamanla oturuyor yüzler. Ya ben söylüyorum hiç yani hayatımda çekime oramı yaptırdım, buramı yaptırdım, şunu yaptırdım, bunu. Sana yaptırdım. soracağız birazdan yani. onları. Evet. Yani e, gizleyecek bir şey yok. Kendimi nasıl mutlu hissediyorsam arkasında da dururum yani. Tabii bir de çünkü artık şöyle bir şey var estetik yaptırıyorsunuz yakışanı var yakışmayanı var. Yakışana zaten bravo diyoruz yakışmayanı da, da kendini de rezil etti diyebiliyoruz. Peki İrem Helvacıoğlu'nun dışında Dilan Çiçek Deniz, Burcu Özberk ve Hande Erçel estetik yaptırdıklarını asla kabul etmiyorlar. Onlara göre cevapları yaşımız büyüdü yüzümüz oturdu. Burcu bir de çok ilginç bir kız. Yaş Kendini... büyüyünce böyle yani Bilmiyorum, benim yaşım bir şey yanaklarım mi? daha çok çıktı. Hande Erçel iyi ki o bijektomi mi diyorlar ona? Bişektomi. Bişektomi. Evet evet. Bişektomi. İyi ki onu yaptırmış. Evet daha bir yüz daha bir, e, daha yuvarlak hatları var. Evet iyi ki de yaptırmış. Bak şimdi yeni hallerine bakar mısın? Çene mı de yani? dolgu biraz uzamış. Burcu kendini hiç güzel bulmadığını söyleyen isimlerden. Burcu ama kend... Evet Burcu Özberk ama kendini seksi buluyormuş. Kadın gibi kadınım diyor bir Hayatım dışında. dünkü. Ama paylaşımından Bak. sonra anladım ben onun kadın gibi kadınmış. Burcu Burcu. E, kaşları Muhteşem çok sertmiş. Evet. Daha eskiden onu biraz sildirmiş galiba. Bir Öyle. ara çok modaydı bu gibi kaş. Bir de Burcu'nun inanılmaz bir ekran enerjisi var. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Yüksek evet. Her an böyle bir yaramazlık yapacak, böyle bir şey yapacak, bir çılgınlık yapacak hali var. Zaten çocukken de öyleymiş. 11 yaşında konservatuara gidiyor. Keman bölümünde işte erkek çocukları gibi futbol oynuyorum diyor, voleybol oynuyorum diyor, ağaçlara tırmanıyorum. Hocalar uyarmış, ellerine, parmaklarına dikkat etmen gerekiyor. Yok, bu hiç söz dinlemiyormuş. Bir enerjisi Notlarda var ama. kötü gelince konservatuardan atılmış. Ha. bir enerjisi var ama öyle yaramaz kız gibi gözükmüyor. Ya bir, çok tatlı geliyor, ben Burcu'yu beğeniyorum. Hayır, enerjisi başka ama böyle bıcırık böyle. Bıcırık bir enerjisi var bence. Yok, ben o ben videoda hiç... ben hissediyorum onun o bıcırık Sen, Çok enerjisi. özür dilerim. Yani o dekolte videoda bıcırık enerji mi var? <laughs> Ay çok kusura bakma. Sence? Ben burada bir bıcırıklık görmüyorum Ama yani. Ama bak hareketler falan çok tatlı değil mi? Cazibeliyim bakın. Sen yanlış yere bakıyorsun. <laughs> ha, anladım sen yüzüne böyle... <laughs> ben Öyle... yüzüne bakıyorum kızım Bilmiyorum, mimiklerine bakıyorum yüzüne mi bakılır dekoltesine mi bakılır Bucırık ee, bıcırık mı geliyor bu bence şöyle bıcırık bakış, gelmiyor. bakış açısı, açısı çok farklı neye baktığın önemli Evet bak gördün mü sen sen nerelere bakıyorsun? Dün istediğin şeyden Hayır bak belli ister zaten istemez insanın gözü kayıyor net. Güzel Kaymaz şeye mı? bakmak güzel bir şeydir i̇ster yani. İster istemez diyeceğinize net açıkça dürüstçe göğüs dekoltesine de Ama ne ya, evet göğüs dekoltesine bakmak e, normal geliyor Olsun ama bu planda. E, yani bilmiyorum neye göre, kime göre. Zaten onun öyle olabilmesi için o videoyu çekmiş. Evet. Tabii bir konuşulmak bir istemiş zaten. Ben kötüdür, bir de, kötüdür demiyorum ama bakınca... Ben niye konuşulmuyorum? Benim oryantal kıyafetlerim aslında daha şey Yo, yani. Sen de konuşuyorsun. Unuttun mu senin konuştuğunu? Yok geçen kimse... Bayağı bir <laughs> konuştuk seni. Hayır. Bir programa katıldın. O programdan sonra epey konuştuk. Gireceğiz birazdan ona da ama... Burcu'dan biraz daha bahsetmek istiyorum. Burcu'nun çok geniş bir hayran kitlesi var. O evet. yüzden de bahsetmek istiyorum. Çok da garip takıntıları varmış biliyor musun Müge? Ne gibi? Bir fotoğraf paylaşacağı zaman evet saatte illa 7 rakamını görmesi gerekiyormuş. Aa. Evet mesela 13.47 o zaman 13, paylaşıyor. Ya da 12.57. 15.37 aynen öyle öyle tuhaf takıntıları varmış ve bir ilginç takıntısı daha tuvalette ise ve o anda çok beklediği bir mesaj geldiyse önemli bir mesaj geldiyse tuvalette asla onu okumazmış çıkarmış odada bakarmış. Benim şeye benzedi. Galatasaraylıyım, Evet. Galatasaray'ın gol atması için mutlaka bir tuvalete Koca. gitmem gerekiyor ve şaka maçı yapıyorsun. izlememem gerekiyor. Evet, o yüzden hiçbir maçı izlemez. Sorun şu anda Hayır, o Galatasaray'da <laughs> iki tane futbolcu say, yemin ediyorum bilmez bir tek Mustera'yı bilir Mustera artık Mustera'da biliyorum. biliyorsun artık kaç yıl bir <laughs> de Sırada bir da gün, kadar eski. Size yemin ediyorum anlatmazsam ölürüm. <laughs> ben de Galatasaraylı. Ben hala Taferaylı yok mu dedim. Benden beteri var. anlatmazsam ölürüm bu hikayeyi. Bir, her futbolcunun, bir futbolcunun eşi ya da bir şey geldi yine bizimkisi böyle kuru kuru ben Galatasaraylıyım falan. Dedik ki işte akşam maç var sence golü kim atacak dedik. Hatırlıyor musun sen ne demiştin? Unutur muyum? Eşi e, dedi. Rusları atacak dedi. Kaleci. Biz böyle evet kaleci muslera atacak dedi. Kaleci ah, tam, gol 60 mıydı o gün? 60 O bir gün ölmüştü, şey çıkmıştı kaleci. Doğru. O gün sosyal medyaya bakmadım. Yediğim linç musleranın hayatı boyunca yediği toplardan daha fenaydi. Öyle yüksek linç yedim. Neyse, aradan tam bir hafta geçti. Allah bu mazlumu gördü. <laughs> <laughs> doğru bir hafta sonra. Şey, <laughs> Şöyle evet. muslera bir pasta son dakika artık Öteki önemli kaleye bir pozisyon gol oldu. oldu. Kaleden kaleden. Kale, hayır gol hayır attı. hayır. Olmuştu. Hayır önemli pozisyon. Kaleci de artık kaleden çıktı. çıktı o alana gitti. geldi son dakika ve oradan gol gol attı. Ya attı. ya. Hatırladım onu. Hatırla, Hatırl eminim hatı. hatırladın. İnci mi hatırladın Muslera'nın golünü? <laughs> Hangisi? Bir de demez mi Galatasaray'ım? Evet Galatasaray. İlla bilmem tamam, Galatasaray gerek. Kalbim onlarla. <laughs> yani sırf totem yapacağım. Galatasaray maç kazansın diye maç izleniyor ve bir ederim. tane futbolcu izleniyor. Ama ben biliyorum. de bilmiyorum ki ben de Galatasaray'ım ama asla futbolcu Gönlüm orada yani. Tanımam Her bile Her gün yani. gelirken de şu ıı, stadın önünden geçiyoruz. Allah size başarı nasip eylesin. <laughs> Neyse biz efendim futbolu bırakalım, magazin konuşalım. Hande Erçel konuşalım biraz da. O Arkadaşlar da... değişeni içinde... getirdi baksana. Yıllar içinde geldi. çok değişen isimlerden bir tanesi. Senin de dediğin gibi bir şektomi olmuştu. Ee, o zaman ilk çıkışında daha yuvarlak hatları verdi, kilo verdi. Yalnız bir şey söyleyeceğiz. Yakından da gördüğümüz için söyleyelim. Gerçekten çok güzel. Çok güzel. Hani çok kilolu yakışmış. o yuvarlak atlı hali de çok güzeldi. Bir kere çok güzel bacakları olan bir kız. Ben kilolu halini gördüm. Ee, canlı canlı. Hmm. Gerçekten çok güzeldi. Hiç öyle... Çizilmiş gibi evet, güzellerden. Sadece Türkiye'de değil, o, yani. Evet, Sadece evet. çok güzel Kirtikleri, gözleri falan kocaman yani. Sadece Türkiye'de değil, e, Amerika en merkezli güzel bir internet seçildi. sitesinin yaptığı böyle ankette de dünyanın en güzel kızı seçildi. Cici vardı listede, Kendall'lar vardı, Bella'lar vardı. Hepsini geride bıraktı ve birinci olmuştu. Ama şunu da söyleyelim. Hani bikinili karelerinden sonra ben o bikinili karelerini gördük yazın. Olay. Yani gerçekten böyle bir Hollywood yıldızı gibi böyle Kendall Jenner'lar gibi. Gerçekten benim için bu sene plajın yıldızı Hande Erçel'dir diyeyim. <laughs>